Mevcut yönetim kurulu başkanı Abdullah Sarıboğa'yı açılış konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Abdullah Bey. Köyümüzün halkı maddi ve manevi destekiyle, bizim yönetimimizin güzel çalışmasıyla Allah'ıma çok şükür sıfırda başladı. Güzel bir yere geldi. Bundan sonra aynısını temenni ederim. Şimdi bizim çalıştığımız yönetimle beraber elimiz açık, yüzümüz ak. Allah çok şükür. Çünkü bizim bu hakkımızı bize verdiği amaneti bir yerinde bırakmadı. Bir yere atmadık. Ve güzel şekilde canlı gönle çalıştık biz. Sıfırdan güzel bir yere getirdik. Allah'ıma çok şükür. Yani icraatımız bellidir. Şunu sormak istiyorum size. Bütün halkımıza. Yani bakın şöyle bir teşkilat yaptık başta. Sıfırdan yaptık. Allah'ıma çok şükür. Bizim dernek, bütün derneklere örnek oldu. Bizim yapabileceğimiz, bize düşen neyse bütün her konuda yardımcı olacağız. Yani yardıma da hazırız. İşte yeni yönetime başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz ki kurumlarda devamlılık esastır. Her ne kadar yönetimler gelip geçici de olsa kurumların bir misyonu vardır, kurumların bir yapısı vardır. Amacı üyelerine, hemşehrilerine hizmet etmektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Dün bu bayrağı taşıyan arkadaşlar belki yorulmuşlardır, belki değişim bir kana ihtiyacı vardır. Ve bu işi de gönül vermiş, genç, dinamik insanların yapması çok daha verimli olur. Dolayısıyla yeni yönetimde onları aratmayacak hizmetlere yapacaktır. Buna hepiniz inşallah şahit de olacaksınız. Demin raporlar okundu. Bu raporları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, raporlar kabul olunmuştur ve yönetim kurulu daha önce yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ibra edilmiştir. Şimdi diğer bir gündem konusu yeni yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçimi. Bununla ilgili elime bir liste ulaştı. Bu listenin haricinde herhangi bir liste var mı? Evet. Şu anda elime ulaşan tek bir liste var. Bu listeyi ben sizlerle paylaşmak istiyorum ve oylarınıza sunacağım. Yönetim kurulu asil liste. 1. Ramazan Zengin. 2. Ahmet Salmış. 3. Salih Yıldızhan. 4. Şevket Karateke. 5. Mustafa Saman. 6. Ramazan Turan. 7. Abuzer Keşke. 8. Hacı Sarıboğa. 9. Sadık Karaboğa. 10. Abdullah Yıldırım. 11. Hacı Yıldırım. Yedek üyeler: 1. Şaban Özer. 2. Tahsin Yıldırım. 3. İsmet Taşdemir. 4. Hacı Yıldırım. 5. Abdullah Gül. 6. Eyüp Bozdoğan. 7. Abuzer Karagöz. 8. Ramazan Sarıboğa. 9. İsmet Tunç'te. 10. Mehmet Ali Saman. 11. Osman Yıldızhan. Bir de denetim kurulu asil üyeler: 1. Hacı Yağız. 2. Emin Güvenç. 3. Hüseyin Kılıçdoğan. 4. Mehmet Haydan. 5. Ahmet Tunç'te. Denetim kurulu yedek üyeler: 1. Muzaffer Yılmaz. 2. Ramazan Karateke. 3. Ramazan Yıldırım. 4. Mehmet Taşdekin. 5. Şerif Zengin. Burada okuduğum isimlerin haricinde ben yönetim kurulu üyesi olmak istiyorum, adayım diyen var mı arkadaşlar? Evet, yok. Mevcut yönetim kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.
yeni yönetim kurulunun listenin en başında yer alan kişi başkan olarak ad olunur. Fakat bunu tabii ki yönetim kendi içerisinde bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman görevlendirecektir. Ben sözü başkan olarak ad olma birinci sırada yer alan Ramazan Zengin'e veriyorum. Teşekkür konuşması için. Buyurun. Sevgili Bursa'lar halkı, sevgili hemşerilerim, değerli misafirlerimiz, basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin ikinci kuruluş yıl dönümünün bütün Bursa'lar halkına hayırlı olmasını dileriz. Görevi devreden dernek başkanımız Sayın Abdullah Sarıboğa ve yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni yönetim olarak ilk amacımız mülkiyeti alınmış olan dernek merkezimizi bir tadilattan geçirerek daha kullanışlı ve halkımıza daha yakışan bir merkez haline getirmektir. Yeni yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm gayretle çalışacağımıza ve halkımızın her türlü sorunlarıyla ilgileneceğimize yaparken de tüm Kuşalar halkının yanımızdan olduğunu biliyoruz. Konuşmama son verirken Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinden olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bizlerin burada Adıyamanların bir çatı altında toplanması ve her görüşten, her kesimden insanların burada olması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın Adıyamanları en iyi şekilde temsil edebilmeleri ve daha güzel faaliyetleri birlikte beraber hareket etmek suretiyle faaliyetleri ortaya koymaları için bir federasyona mutlak surette ihtiyacı var. Burada değerli hazirun, bunlara destek olmak hepinizin boynunun borcudur. Bu arkadaşlarımızı ha biz yönetime seçtik, ne haliniz varsa görün, yemeyiz. Bunların her türlü faaliyetinde yanlarında olmamız gerekiyor. Onlara destek sunmamız gerekiyor. Özellikle bu dernek faaliyetleri mutlak surette sizlerin yardımlarıyla, sizlerin aidatlarıyla olacak.